ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili gençler. Sivil topluması Sesi programı ile karşınızdayız. Her hafta bir sivil toplum kuruluşunu konuk ettiğimiz programımızda bu hafta Amasya Taşova Geydoğan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Turan Akdeniz bizimle beraber. Ben kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba. Ee, programımıza sizi ağırlamak gerçekten bizim için çok değerli. Sizden çok güzel bilgiler alacağız derneğinizle ilgili. Öncelikle sizi tanıyalım. Turan Akdeniz kim? Soyadınız çok güzel. Bu arada kıskandım soyadınızı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. E, Turan Akdeniz e, bir Karadenizli. Amasya, Taşova ve Geydoğan köyün doğumlu. E, 1973. Evli, iki çocuğu olan. E, efendim söyleyeyim. Köyde yetişmiş. Gerek, okul ve tahsil hayatını Ankara'da, İzmir'e devam etmiş. Sonra iş dolayısıyla İstanbul'a 99'a gelmiş. Finans ile uğraşan, eticaret yapan bir kişi diyelim. Kısaca. Evet, belki günümüzdeki en önemli şeylerden biri e eticaretle uğraşmanız. Doğru. Dijital dünyanın da olmazsa olmazı. Ama çok güzel de bir derneğin başkanısınız. Yani köyünüze de sahip çıkmak adına kurmuş olduğunuz bir dernek. Geydoğan Derneği'nin amaçlarını alalım. Ne zaman kuruldu başkanım? Neler yapıyorsunuz? Şimdi köyün kuruluşu 99. 1999 yılında 450 üyelik, aşağı 25 yıllık bir dernek. Tabii derneğin kuruluş amacı çok eskilere dayanıyor. Şöyle de 1983'lerden başlıyor ilk göçle beraber. Çünkü sonuçta Anadolu köylüsündeki tarım arazileri insanların çoğalması, nüfusun artması, tarım arazilerinin yetersiz kalmasıyla beraber Anadolu'dan İstanbul'a bir göç başlıyor. Bu göçle beraber insanlar burada birbirleriyle yardımlaşmak adına, dayanışmak adına, birlik beraberliği sağlamak adına daha sonra dernekleşmeye başlıyorlar çünkü İstanbul bilmedikleri bir metro kent, İş olan olanakları belli. Ona göre ne yapıyorlar? İnsanlar yan yana gelmek, birlikte vakit geçirmek adına önce bireyler, sonra bunu toplum olaraktan birleştiriyorlar ve dernek çatısı altında birleşiyorlar. Çok güzel. Aslında bu birlik ve beraberlik kişilerin güç kazanması da demek değil mi başkanım? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü sivil toplumun gücü her alanda etkili. Çok güzel bir şey yapmış e, köylüler ve bunu birleştirerek kişilerini de birleştirmiş oldular. Herkes birbirinden haberdar olmuş oldu. Neler yapıyor Geydoğan Köyü Derneği? Vallahi önce ben şöyle değil, e, Geydoğan Köyü Derneği neler yapıyor derken, e, önceki e, bu derneğin kuruluşunda başından itibaren Tabii. E, hizmet veren, e, fedakarlık yapan, ilk Aha. bu işi oluşumunu sağlayan, Başkanlarımıza önce bir teşekkür etmek istiyorum. Burada Tabii ki. E, Kasım Atmaca Başkanım var, Abdullah Tuncel, Süleyman Metin, Ahmet Öztürk, Selim Atmaca ve Mustafa Çapmak. Gerçekten bunlar eli taşın altına koymuş insanlar. E, siz de biliyorsunuz Ebe Hanım zaten denekçilik adam, denekçilik yapan adam zaten maddi bir destek beklemiyor. Tam öyle kendi e, zamanından en önemli şey e, cebinden ailesinden fedakarlık yaparaktan bu işi yürütüyor. Yani bir beklentisi yok. Beklentisi nedir? Topluma belli bir düzeyde e, temsil edebilmek, değer üretmek aslında Nevzat Tarhan hocamın çok güzel bir sözü var toplumda diyor değer üretiyor sivil toplumun içinde ekip ruhuyla değer üretiyor ki bence dünyadaki en önemli şeylerden birini başarmış oluyorlar doğrudur, değil mi? Doğrudur zaten o yüzden diyorum bütün başkanların bugün e, bazen bakıyoruz derneklerde e, işte şöyle oldu böyle oldu sen şöyle böyle bence diyorum ya eğer bir kişi bir dernek başkanlığı yaptıysa İsterse bir e, milimetre, isterse 5 kilometre yol mesafesi benim için değerlidir. Çünkü o yola çıkmıştır o. Ve kendine fedakarlık etmiştir. O yüzden e, geçmiş bütün başkanlarım değerlidir. Ve ben ve benden sonrakiler de değerli olacaktır. Bu gerçekten önemli. Ancak bunu başkanlık yapan arkadaşlar bilir. Evet. Geleceğe aslında bir köprü açıyorsunuz. Ve bu köprünün içerisinde, bu derneğin içinde mutlaka gençler vardır. Kesinlikle. Gençlerle olan iletişiminiz nasıl derneğin içinde? Ve bu dernekte sizler üyelerinizle beraber neler yapıyorsunuz? Yani önemli olarak bize şey yapacağımız anlatacağımız şeyler neler olabilir? E, İstanbul'a ilk gelişle beraber e, belli aileler geldi. Bazı aileler göç etti. Kimimiz vefat etti. E, toplum bir değişime maruz kaldı. Nasıl? birey Artık toplumda e, insanlar bireyselleşiyor. Aileler büyüyor, çekirdek aileler dağılıyor. Derneklik olay ne? Bütün köylüyü, derneği insanları yan yana getiriyor. O kopukluğu gideriyor. Yani derler ya e, nesiller arası fark oluyor veya jenerasyon evet. farkı. Bunu nasıl organize ediyor? Düşünün ki bir köydesiniz, e, hepiniz aynı köylüsünüz, düğün dernek olayı oluyor. E, herkes aynı günde düğün yaptığı zaman ne oluyor? Bir kişi bir yanda beş düğüne gidemez. Bunu bile en azından bir takvime bağlıyorsunuz. Diyorsunuz bugün A kişinin düğünü var, bugün B kişinin var. Takvim tarihine göre süre veriyorsunuz, zaman veriyorsunuz. Ona göre e, belli bir takvimi alıyorsunuz. Böylece o çatışmayı önlemiş oluyorsunuz. Ve herkesin e, farklı tarihlerde aynı düğüne gitmesini sağlıyorsunuz. Kaynaşmasını sağlıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yani insanların birbirinden haberdar olması, işte doğum, düğün, asker cenaze, cenaze evet. bu gibi konularda birbirine destek vermesi ve güç kazandırması. Bir de yardımlaşma ve dayanışma dediğiniz için mutlaka yardımlaşma ve dayanışma konularında da birlik ve beraberlik ruhunu da harekete geçirmeniz. Birçok kişinin ruhuna dokunmanız, ondan sonra onların maddi ve manevi sıkıntılarını gidermeniz yani bu toplumda yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri terapi gibi zaten. Doğrudur. Ee, bu süreçlerde başkanım hani sivil toplum kuruluşunu tabii ki çok fazla şeyleri de oluyor, sıkıntıları da oluyor. En çok evet. hangi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz bir başkan olarak? Şimdi sivil toplum kuruluşları dediğim gibi e, insanları çemsiye altında toplamak en büyük sıkıntı. Evet. E, finansal sıkıntılar her zaman oluyor zaten. Bunu genel, genelde başkan ve yönetimi karşılıyor. E, bunları açtıktan sonra insanlar biraz daha işte e, yan yana getirme sıkıntısı oluyor. Onu açmak lazım diye düşünüyorum. O dediği gibi e, sosyo-kültürel olaraktan e, dernekler ne yapıyor? Piknik yaparaktan e, cenazelerde, düğünlere katılım sağlayaraktan, ziyaretlerle bu şekilde gidermeye çalışıyoruz onda. Evet yani iletişimleri arttırarak. Kesinlikle. Çünkü... Çünkü birbirinden ne kadar yakınlık olur ve güzel işlerin içerisinde olurlarsa birbirlerini daha iyi tanımış olacaklar değil mi? Kesinlikle. Zaten metrokentte gözden ırak, gönülden ırak bir sözü var. Bu gerçekten doğru. Gitmediğin yer Evet. Senin değil, görmediğin kişi de aslında senin dostun, arkadaşın veya evet. ve diğerine göre değil. O yüzden herkesi aramak lazım, sormak lazım, gitmek lazım. Evet. İlle bu hasta olmasına gerek yok. Ansın bir gece arayacaksın, merhaba nasılsın? Hı -hı. O da hoşuna gider insanlar. Evet çok güzel. Ee, i̇ki çocuğunuz var, babasıyım evet. dediniz. Bizim genelde gençlerle konuşmalarımızda anne ve babaları sivil toplum kuruluşlarında faaliyet yapma konusunda şöyle bir şeyler söylüyorlarmış işte daha çok gençsiniz. Üniversiteyi bitirin. Ondan sonra biraz işinizi alın ve işinize güçlenin. Sivil toplum kuruluşuna ondan sonra dahil olursunuz. Siz bir baba olarak ve bir STK başkanı olarak bu konuda böyle düşünen ailelere ne demek istersiniz? Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ee, Bence gençler hatta ilkokul seviyesinden bile başlayarak STK'ların içinde yer alması lazım. Doktor. Toplumda yer alması lazım. Bu şöyle düşünün, bir çocuk düşünün, evde veriyorsunuz tableti, sadece tabletteki bilgisayar arasında veya telefon arasında gidip geliyor. Oysa ki sokağa çıkan, arkası çevredilen çevre dinen, bir çocuğun hayata bakış açısı tam bile farklı oluyor. Evet. Bugün ben çoğu kuruma giderken bile bu belediyelere falan e, yanıma oğlumu aldımış olmuşum, ya, o yanıma oğlumu almışımdır, eşimi evet. almışımdır. bunları güzel. da katılım olarak sağlamışımdır. Zaten ekip arkadaşlarımı zaten alıyorum. Evet. Ve biz e, burada bir birlik beraberliği önce ailede yakalayacaksınız. Evet. Oğlunuzla, kızınızla, eşinizle. O gün yayla şenlikleri vardı. Ben yayla şenliklerimi oğlum alıp giderim temsila. Çok güzel. Bence de yani kişilerin bu sivil toplum kuruluşlarına değer vermesi bence aileden başlıyor. Kesinlikle. Aile örnek alırsa gençler ve bunun ne kadar önemli olduğunu anlatırsa gençler zaten sivil toplum kuruluşlarında hem ailenin vermiş olduğu o değerle rol model olma örnekleriyle çok daha aktif olacaktır, değil mi başkanım? Doğrudur, doğrudur. Peki sizin dernek, peki şeylerinizle, sivil toplumlarla ilişkileriniz oluyor diğer e, derneklerle. derneklerle evet. Ayrıca da belediyelerle, üniversitelerle, kamu kurumlarıyla bunlarla herhangi bir çalışmanız oluyor mu? E, şöyle diyelim, bir sonuçta derneğiz. Ertüllü evet. zaten e, siyaset olaraktan, e, bürokrasiden al, evet. e, siyasete herkes eşit mesafede. E, Diyalogumuz olmuyor, gidip geliyoruz. Sıkıntımız hı hı. olmuyor, İş bile yeni her zaman hazırız. Evet. Bu genelde üniversite düzeyinde de olabilir, diğer düzeyde de olabilir. Öyle diyelim. E, peki ay şey içerisinde, dernek içerisinde planladığınız projeleriniz var mı veya uyguladığınız projeler Başkanım? E, şöyle diyelim, ilk başta biz hep şöyle diyoruz, e, dernekleri güçlendirmek acile açıda finansal açıdan bağımsız olması gerekiyor. Hı hı. Bunu sağlamak için zaten e, ...federasyon olarak da bir girişimde bulmuştuk zaten. Evet. Ee, SITK'da, Evet. Oraya katılmıştık zaten biz de. Bunu e, Adef'le beraber yapmıştık. Adef e, başkanımız olarak da. Biz bunu işte e, daha çok çoğaltarak... ...finansal açıdan... E, ...dernekleri bağımsız hale getirebilirsek... Evet. ...daha çok kişi çekeceğimi inanıyorum. Kesinlikle. Ki bunun arkasından işte... E, size ...söyleyeyim, kooperatifleşme... E, ...ne bileyim, bir ürün alıp satma... ...insanları evet. hani... Finansal açısından yanına çekecek şeyler, katma değer üreten şeyler yapabilirsek daha güzel olacağına inanıyorum. Evet. Derneklerin en çok karşılaştığı şey finansal sorunlar. Kesinlikle. Peki finansal sorunların dışında dijital bir dünyanın içindeyiz. Dijitalleşme konusunda ne, ne tür eksiklikleri veya ihtiyaçları oluyor başkanım? Bizim dijitalleşme adına şöyle diyoruz. Hani eğer e, sosyal medya olarak söylüyorsanız, sosyal medya içeriğimiz zaten biz sosyal Facebook'ta da, Instagram'da da hesaplarımızı aktif olarak kullanıp, hesaplarımız açık. Uh -huh. Bunu aktif olarak kullanıyoruz. Buna beraber şey yapabiliriz dijital dünyada, benim düşüncem. Bugün Türkiye'de, İstanbul'da veya diğer Amasya hemşehrilerimizle nasıl diyalogsuyla kurduğumuz gibi, bu Balkanlarda da olur, Avrupa'da da olur, Afrika'da evet. da olur. Bunu biraz da global anlamda yayabilirsek, daha faydalı olacağımıza inanıyorum. Bu kardeşliğe başlar, gizli ziyaretiyle devam eder, ticaretle noktanır. Evet. Peki bir 10 yıl sonraki hayaliniz Geydoğan Derneği için e, nedir? Bir 10 yıl sonra Geydoğan Köyü Derneğini nasıl görmek istiyorsunuz? Vallahi bir başkan başka, olarak. Şöyle bütün gençlerin katılım sağladığı güzel bir kooperatif çatısı altında hı hı. E, köyüne de aynı zamanda hizmet eden. Bunun birçok örneğini ben gördüm. Koop kurmuşlar, bunu hayvancılık olmuş, hayvancılıkla tarım aletleri almışlar. Tarım aletleriyle ile köylüsüne bedava Arama aletleri kullanma hakkı veriyorlar. Bu uh -huh. kooperatiflerde hayvancılıkla ilgili e, ne yapıyor? Dükkan açıyorlar. Oradan e, katma değer olan atıyorum hayvancılıkta ne var? E, peynir vardır, süt vardır, süt ürünleri evet. falan. Şarküteri satışını yapıyorlar. Uh -huh. Böylece herkese bir katma değer üretiyorlar. Veya bahçendesine ne vardır? Ama e, Amasya'nın ne var? Üzümü var, kirazı evet. var, elması var. Evet. Bugün memleketine gittiğine bakıyorsunuz. Inan, bizim bahçelere dahil elmalar çöpe gidiyor. Doğru. Ne ya kadar bunlar, acı bir şey. Evet, evet. Yani bunlar en kötü ihtimali hani hiçbir şey yapmazsa bir kooperatif çatısı altında veya bir dernek olarak da bunları ne bileyim bir sirke yapıp satabilirsin. Katma değeri yüksek. Evet, Elmanın güzel. hoşafı olur. Cennet turması var zaten onu yapıyorlar. Bunun evet. gibi katma değer üretecek şeyler üreterekten hem memlekete faydalı olur hem köyüne faydalı olur. Ve bir şeyler getirdiği zaman dernek insanlara daha çok çaba harcar diye düşünüyorum. Evet, doğru şimdi biraz önce İçişleri Bakanlığı projesi, sivil toplumla ilgili güçlenmesi noktasında bir markalaşma hı hı. projemizdi. STK'lar Üniversite projesi. Orada işte sivil toplum kuruluşlarının daha da güçlü olması ve daha etkili olması ve karar mercilerine daha hızlı bir şekilde ulaşması için onlara bir yolculuğa çıkardık. İşte belirli eğitimlerden geçtiler. Hı hı. Sizce bir başkan olarak her STK başkanının en çok alması gereken eğitimleri hangisi başkanım? Yani siz de bazılarına katıldınız bu eğitimlere. Evet, evet. Sizce en etkili ve olması gereken eğitim hangisi başkanlar için? Valla İstiklal senin düzenle dediğim gibi STK'da üniversitede bir dernek nasıl olur, dernek başkanı nasıl olur, vizyonu nasıl olur, amaçlara gayeleri nasıl olur? Bu dernekle ilgili projeler nasıl üretilir, projeler nasıl yazılır, bunlarla <laughs> ilgili nerelere başvuru yapılır? E, tabii ki bunlar yaptığı zaman güçlü olan bir dernek, e, güçlü dernek aslında güçlü üyeleri olan bir dernek. İnanıyorum ki toplumda da, siyasette de, diğer aranada da e, çok farklı kurvalarda yol alabilir. Yani e, dernekler bir yerlerin arka bahçesi değil. Evet. Belli zamanlarda kullanılacak, selam verilecek, merhaba denilecekleri değil. Aksine derneklerlerden kimleri yanımıza alırız, kimlerle ülke yönetiminde katkı sağlarız, kimlerle ticaretle katkı sağlarız. Ülkenin her alanında, her alt sahasında... E yer ve tepki yer alabiliriz öyle düşünüyorum. Evet çok güzel düşünüyorsunuz. E Geydoğan köyünde en önemli tarım mı, ondan sonra hayvancılık mı? En önemli şeyler nedir başkanım? Mesela sizin dikkatinizi çeken evet ben dernek başkanı olarak köyümde şunlar şunlar çok ön planda hı hı. ve bunlarla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum diyebileceğiniz ne var? Şu anda ben köyümde şunu gördüm. tarım Tabii genelde bu şeyle ilgili ekonomi ile ilgili olduğundan, e, her şey fiyatların yüksek olmasından dolayı yavaş yavaş ölüyor. Artık şunu göre, görebiliyoruz. E, köylerde üretim olmadığı için köylere bile e, sebze meyve satan satıcılar geliyor. Hı -hı. Ne acıdır ki. Çok Hatta e, ekmek satanlar geliyor. Biz eskiden ekmeğimizi kendimiz yapardık. Evet. Kendi meyve sebzemizi kendimiz yetiştirdik. Bunlar dışarıdan geliyor meyve sebze. Hı -hı. kötü bir şey demek ki burada tarımda bir sıkıntı var. Diye bir hayvancılık kalıyor. Artık hayvancılıkta da maliyetler girdileri nasıl? Onu bir gözlemlemek lazım. O da zor. Ve bence onu da bir zorluk çekiyorlar ama her ihtimalle karşı sonuçta bilgileri bu işi yapmak zorunda ve yapıyorlar. Evet. Peki, e, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına size bir başkan olduğunuz için bir de sizi şu ana kadar kaç 83 yılından bu yana dernekte bir sürü aktif çalışma var. Bir sürü başkan geçmiş. Kesinlikle. Herkes birbirine kültürel bir aktarım yapmış. Hı hı. Ee, siz onlardan da model aldınız. Güzel Kesinlikle. örnekler aldınız. Sizce bir STK başkanı nasıl olmalı? Ee, ne tür örnekler ve rol model göstermeli kendisinden sonrakilere? Ve diğerlerine de neler demeli? Güzel bir soru, güzel bir iletişim. Ee konu diyelim. Şöyle diyeyim. E, başkanı olacak arkadaş veya STK başkanı önce kendi STK'sını yani kendi derneği bünyesindeki insanlarla barışık olmalı. Kesinlikle. yani geçmişte geleçte ne olduğu önemli değil. Bugüne bakmak lazım. Amacımız zaten dostlukları baki kılmak. Muhabbetimizi arttırmak. Zaten derneğin asıl amacı budur. Dernek bir yarış yeri değil. Bir çekişme yeri değil. Bir gövde gösterici yapacak bir yer değil. Dernek artık seçildiği zaman başkan herkes ona tabi olur beraber bir yuvarlak çizerler, beraber hareket ederler. Bunu böyle görüyorum. Bunun için de e, dernek başkanı kim olursa olsun önce onun izinden gitmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Hı. bunun diğer türlüsü düşündüğü zaman e, derneklerde böyle bir bölüşme oluyor, ayrışma oluyor. O yüzden de e, birlik beraberlik adına seçim bittiği an iş bitmiştir. Artık kim seçilirse o başkandır. Buna uymak lazım. Çok ve Buna da. göre de TÜZÜK'te yeri vardır yani dernek üyelerinin görevleri. Hı. Biz genelde onu yerine getirmiyoruz. Yani görevdeyizken şu görevi yerine getirmese tüzük geri atılır. Biz onu da yapmıyoruz. E niye? Evet. Çünkü at atsan kimse kalmayacak. Evet. O yüzden hoşgörüyle, denecek biraz da hoşgörü. Hoşgörülü olmayan insan, e, insanlarla iyi geçinmeyi bilmeyen insan bu işi yapmaz. Öyle evet. diyelim. Empati, iletişim. Kesinlikle. Ondan sonra sabır, anlayış. E, karşılıklı olarak e, birbirlerine karşı bu çünkü bir ekip ruhuyla yürüyecek olan bir şey. Ekip ruhu içerisinde o saygıyı ve anlayışı göstererek devam ettirmeliyiz. Doğrudur. Çünkü herkes aynı değil. Evet. O yüzden de herkese bazen seviye yüksekse yüksekten, alçaksa onun seviyesini inerekten sabır göstererekten iletişim kurarak da yolumuza devam ediyoruz. Kesinlikle. Peki bu kadar yıllar içerisinde mutlaka anılarınız olmuştur başkanım. Dernekte böyle bizlerle paylaşacağınız ilginç bir anım oldu mu STK'lara yönelik? İlginç demek. Yani belki aklınıza ilk gelen anı da olabilir. Valla şu an şöyle aklıma gelen bir şey geliyor. Lan söyle evet. <laughs> evet. Ama şey hoşuma gidiyor. Evet. Dernekçil'de biz bir piknik yaptık. Geçen biliyorsunuz Covid olduğu için piknik olmamıştı. Burada derneğimiz arkadaşları, efendim yönetim kurulu ile beraber güzel bir ekip kurup güzel bir çocuklarla bir kaynaşma oldu. Böyle Aha. 23 Nisan şenliği tadında böyle yarışmalar düzenledik. İp atlama, ip çekme, işte efendim oyuncaklar dağıtıldı o neşe, o çocukların gözdeki güzellik görülmeye değer. Ben bunu görüyorum. Hani burada nedir? Abi derneğimiz bir şey yaptı. Bunu diyor ya, önce çocuklardan başlamak lazım. Evet. O çocukların neşesi, orada ip koşturması, doğada baş, baş başa gelmesi, büyükleri tanıması, insana yan yana gelmesi bence en güzeli bu görülmeye şey, değer. Birlik ve beraberlik ruhu içinde yer alması. Aynen. Zaten e, bu sivil Toplum kuruluşlarındaki en önemli şey demişti İçişleri Bakanımız. Ekip ruhunun oluşması. Hatta Nevzat Erhan Hocamızdan proje açılış programında lütfen STK'lardaki ekip ruhunu anlatın değerli hocam demişti. Hı hı. Nevzat Hocam da bunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Çünkü birlikten güç doğuyor. Kişi birlik ve beraberlik içinde olmadığı zaman, tabi olmadığı zaman, getirmiş olduğu başkanına saygı duymadığı zaman zaten ilerleme ve gelişme olmaz. Ama ekip ruhu içerisinde karşılarında hiçbir güç duramaz. Şu an baktığımızda toplumda bir sürü güzel olaylar var ve bu olayların arkasında insanların birbirine bağlılığı ve ekip ruhu var. Bu yüzden de çok değerli ve kıymetli. Sizin de bakın 83'ten bu yana bir ekip ruhu olmasa zaten ilerlemezdi. Kesinlikle. Bu kadar başkan diğerine bir başkanlık aktarmazdı. Bundan dolayı çok değerli buluyorum. 99 yılındaki açılımınız da tabii önemli. Bakın 25 yıl. 25 yıl çeyrek bir asır. Kesinlikle. Bunun içinde kim bilir neler var. Evet, Yaşanmış hikayeler vardır. Kesinlikle. Ne zorluklar vardır. Diğer başkanlar mı gördü? İnanıyorum ki benden önceki başkanlar daha zor ama bir açıdan da şanslıydılar. Evet. Çünkü niye biliyorsunuz? Ki o zamanlar göçle beraber insanlar birbirine hani belki yokluğun belki kopuştuğun verdiği değerle daha bağlıydı. Evet. Bugün bakıyorsunuz e, insanlar biraz da ekonomik düzeyi arttıkça, ekonomik e, refah düzeyi arttıkça bağımsızlaşıyorlar, ferdileşiyorlar. Bununla beraber e, İstanbul büyük bir metro Kesinlikle. ve üyelerinin dağınık olması da evet. bu da büyük bir etken. Hani bir dernek vardır, bütün üyeleri bir ilçededir, bir dernek vardır 10 ilçedir, bir örnek vardır 20 ilçede dağınıktır. Evet. Evet. Bizim işte o dağınıklardan. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden toparlamak, hani bir yerden bir yere gitmek zor, O yüzden bize bölge temsilcilikleri yaptık. Başka yardımcıları. Biz o şekilde bölge temsilci arkadaşlarla bu irtibatı sağlamaya çalışıyoruz. O çok güzel bir şey. Yani irtibatın kopmaması güzel bir şey. Evet. Her yerde olabilirsin ama iletişim içinde, şu an e, dijital dünya içinde birçok alanda aynı şekilde iletişimi kurabiliyoruz zaten. Evet, Değil mi? Belki dijital dünyanın en çok faydalarından biri bu. Evet geçen mesela bizim başkanımız, arkadaşlar birisi deniz demiş, biri iş demiş, birisi başka yerde telekonferansla <laughs> olduğumuz yer iletişim kuraraktan durum değerlendirmesi yaptık. Yarın böyle, böyle bir programımız var. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapabiliriz? Veya şununla ilgili birkaç mevzu hakkında görüşlerini aldık. Bu da dijital dünyanın bize getirdikleri, güzellikleri. Evet. Bizim dernek başkanlarından biri programda şöyle bir şey söylemiş. Ben dedi dedemin dernek başkanı olmasına çok özeniyordum. Dedi ben de büyüyünce dernek başkanı olacağım diyordum. Hep böyle söylüyormuş. Çevresindeki arkadaşlarına hatta küçük oyunlarında bile ben sizin derneğinizin başkanıyım diyormuş. Seçimler yapıyormuş diyor çok küçüktüm o zamanları diyor. Ama dedem bana o kadar işlemiş ki bu ruhu diyor. Sonra diyor aradan diyor bir 15 yıl geçmiş veya 20 yıl. Dedesini kaybetmiş. Dedesini kaybetince şunu söylemiş. Dedeciğim ben sana söz veriyorum. Senin devamındaki gibi bir dernek başkanı olacağım. Sonra işte federasyon başkanı olmuş. Maşallah. Ondan sonra diyor ki dedeme verdiğim sözü tuttum. Hani biraz önce dediniz ya çocukluktan başlaması gerekiyor Kesinlikle. bu duygunun. Şimdi o duygu, o ruh, o birlikte beraberliği ruhunda hissettirmeseydi dede, Belki devamında torunu böyle bir şey getirmeyecekti. Baktığımızda aslında her şey bir kültürel aktarım nesilden nesile. Nasıl hani diyorsunuz ya onlar çok daha birbirlerine bağlıydı. Belki aktarırken bazı değerleri eksik bırakmış da olabilirler. Öyle değil mi? Her şey mümkün. Çünkü günümüzde değerler gitgide gitgide azalıyor veya biz farklı değerlerle karşılaşıyoruz. Önceki e, aktaramadığımız değerleri özlüyoruz hı hı. ve eksiklikler yaşıyoruz. İşte mesela şu an e, Nevzat hocamızın da videolarından görürsünüz. Şu anki nesil diyor her şeye hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bundan dolayı diyor aceleci ve sabırsız. Biz bunlara diyor bilgelik değerlerini işte daha e, anlayış ve sabrı empati diyor öğretmeliyiz ki diyor iyi insan olsunlar. Çünkü Sivil toplum kuruluşunun da e, ana şeyinde aslında iyi insan olarak toplumda iyilikler yapmak var. Değil mi? Doğrudur. Biz buna şey de diyebilir e, Evet. Mentörlük gibi bir hayat. Kesinlikle. Yani ben bazen geçen yeğenimle konuşuyorum. Bir konuda diyorum ki ben e, bir yanlış gördüm. Bir yeğenimin Instagram'da engelledim. O dayı niye böyle yapıyorsun? Ben istemiyorum. Diyorum Kızım istemiyor mi? Bu görmek istediğin zaman pencerenin penceri perdesini kapamak gibidir. Bir tepkidir. Olay o açıdan bak. Büyütme. Çünkü bir insan, ben her zaman şunu söylüyoruz, seçici olmalı ben bunu diyorum. Bugün bir ev alırken, bir eve taşınırken bakıyorsunuz yanında okul var mı, evet. ulaşım var mı, emniyet var mı, komşun kim, elektrik suyu nasıl, çevre nasıl? Bu kadar bakarken, bu evet. kadar çok done varken, evet. peki diyorum siz arkadaş seçerken bu kadar kriter arıyor musun? Veya eş seçerken bu kadar kriter arıyor musun? Herkes madalyonun bir yüzünü gösterir. Evet. O yüzden e, bu şekilde olduğu için e, seçici olmak lazım. Kesinlikle. Efendim söyleyeyim iyi örneklere bakmak lazım. Hatta şöyle diyorum iyi bir anne baba modeli var mı ona bakmak lazım. Hani anne babaya bak çocuğun az ah çok evet. anlayabilirsin. Hani yüzde yüz demiyorum ama yüzde evet. doksan bir aktarım vardır. Bu da bir kültürel Kesinlikle. aktarımdır aslında. <laughs> evet çok güzel başkanım. Aynı fikirlerle ben de aynı duygularla katılıyorum. Sohbet çok keyifli gidiyor fakat. O kadar hızlı geçti ki zaman programın sonlarına doğru geliyoruz. Evet çok az kalıyor. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Şimdi programın sonlarında biz sizden belki aktarmak istediğiniz teşekkürler olabilir. Ya da bugüne bırakacağınız sözler olabilir. Veya diğer STK başkanlarına önerileriniz olabilir yeni başlayanlara. Sizin bu güzel sözlerinizi almak isteriz. Şöyle diyeyim. E, STK'cılık her zaman diyorum bir yarış değil. Birlik beraberlik olunan bir noktadır her STK başkanı, STK başkanı olduğu zaman önce e, üyelerine sahip çıkacak. Üyeler de ona sahip çıkacak. Farklı kulvarlarda yol almayacak. Hı hı. Yani sen bu obanın eriysen o obada kalacaksın. Evet. Benim birinci kültürüm budur. Ki sen de yarın başkan olmak istediğinde o obada sır başkan seçsin. Evet. Dediğim gibi bu yarış değil. Bu birlik beraberlikte hatta dostlukta iyilikte yarış. Ben öyle diyorum. Evet. Benim rakibim sadece sana evet. iyilikte yarış olabilir nasıl fayda olabilirim? Nasıl bu fayda hiçbir şey olmazsa güler yüzümle fayda olurum. Merhabamla fayda olurum. İyi gününde her zaman yanında olurum. Kötü günde zaten baş bırakmam. Ve de sertifikacılık olacak arkadaşlar bunu yapması lazım. Yani burası bir şey değil. Ee, ne bileyim makam değil, mevki değil, para alınan bir değil. Burası değil gibi hoşgörü, sevgi, muhabbet. insanlara güzel gözle bakan, güzel gönülle dokunan insanların olabileceği bir yer. Başka bir yer olarak görmüyorum. Evet çok güzel. Ee, başkanım gerçekten Bunların zaten içerisinde bir dernek başkanı uygulamalar yapsa toplumda o kadar güzel şeyler meydana gelir ki. Bakın, yani... e, dünyadaki güçlü ülkelere baktığımızda her o güçlü ülkede 10 kişiye bir STK düşüyor. Evet. Avrupa'ya bakıyoruz, 40 kişiye bir STK düşüyor. Ülkemizi biraz üzücü 1000 küsür kişiye bir STK düşüyor. Şimdi baktığımızda STK'lar Birçok alanda karar mercilerinde bulundukları alanı güçlendirerek gidiyor. Ama rol model olarak gidiyor, iyi insan olarak, iyilikler yaparak ilerliyor. Gönüllülük esasını en güzel şekilde gönülden yapıyor. Bunlar çok kıymetli oluyor. Şimdi günümüzde e, ahilik evet. şeyinden başladığımızda nasıl ahilikte muhteşem bir değerler silsilesi var. Güzel bir teşkilat. İşte onu burada siz biraz önce söylerken direkt ahilik geldi aklıma. En güzel şekilde düşünün. Oradaki değerleri STK başkanlarımız üyeleriyle toplumda rol model olarak yapsa değil mi? Kesinlikle, başkanım. Kesinlikle. Zaten bizimki de yaptığımız şey de ahilik. Adı dernek evet. çatısı olabilir ama evet. dernekler amaç zaten ahilikle aynı. Evet. Belli bir kültürleri var, belli bir vizyonları var, belli bir amaçları var belli bir hedefleri var ama en önemlisi insan ruhuna dokunuyor. Evet. Efendim ö belli bir adetleri var, töreleri var. İşte biz de zaten bu kültürü yaşatmamın sebebi bu. Evet. Bu değerlere sahip çıkabilmek. Yoksa bizi biz yapan bunlar. Evet. Zaten biz bu bizi biz yapan bu şeyleri biz yitirdiğimiz zamandan zaten biz biz olmuyoruz. Başka evet. bir şey oluyoruz. Evet, peki başkanım çok teşekkür ediyorum sizin katılımınızdan dolayı. Biz teşekkür Bugüne ederiz. Bugüne nasıl bir söz bırakalım beraber? Güzel. Ne, ne diyorsun? diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Diriliş'ten mi söyleyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Diriliş Ertuğrul'dan mı söyleyeceğiz? Eee şöyle evet. diyelim, ne diyelim? Şimdi ya hiç öyle bir şey de düşünmedim ama yani iyi insan olalım. iyi insan olalım. Iyi insan kalalım. iyi insan olarak anılalım. Çok güzel. Bence çok çok anlamlı. İyi olursak her şey iyileşir, değil mi? Kesinlikle. Hayata pozitif bakalım. Ben öyleyim. Yani hayatta sıkıntı var ama zaten e, konu konuyu açıyor. Sonra biraz uzayacağım ama Burası bir sınav yeri, burası bir köprü. Buradan gelip geçiyoruz. Bazı küçük teferruatlara çakıl taşı diyorum. Problemlere takılmayalım. Biz yolumuza devam edelim. iyilik yapmakta yarışalım. Kesinlikle. İyi insan zaten iyiliğin içinde vardır ve iyilikleri dağıtır. İyilik de bulaşıcıdır. Kesinlikle güzel bir bulaşıcı. Kesinlikle. <laughs> Aynı bir tebessüm kadar bulaşıcıdır. Bu yüzden bütün STK'lara o zaman şöyle diyelim. Buyurun. E, STK'lar iyilikte öncü olsunlar. Değil mi başkanım? Kesinlikle katılıyorum. Ben de bize aynı şekilde bugüne <laughs> öyle söz bırakalım. Evet. Bütün STK'lara davet edin. Başkanım İnşallah. ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle program yaptığınız için. Ee, biz de çok teşekkür ediyoruz. Bütün köy derneklerine, şahsınızla, Amasya'ya, Taşova'ya buradan selamlarımız gitsin. Aleyküm selam. Onların da selamları var. Zaten sosyal medyada sizi zaten Evet. Yayın yaparaktan durumumuzu arz ettik. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Değerli izleyiciler ve sevgili gençler, bugün çok değerli başkanım iyi insan olmanın ve STK'larda iyi insan olarak iyilikleri yaygınlaştırmanın önemini bahsetti. Bugünkü en güzel sözlerimizden biri de buydu. Önümüzdeki hafta yeni bir STK ile birlikte sizlerle olacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, verimli bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.